Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, senelerdir yaptığım ve beğenilerek yiyilen bir pasta tarifiyle geldim. Petibör bisküvili pasta yapacağız. Gerçekten efsane oluyor. Mozaik pasta zaten asıl adı. Ama benim çocuklarım bisküvili pasta dediği için hep o şekilde kaldı. Öncelikle 3,5 su bardağı sütümü tencereme ekliyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Hem pratik hem lezzetli hem de kolay tarif arayanlara gerçekten muhteşem bir tariftir. 2 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar unumu ekleyeceğim. Toz şekerini ekleyeceğim. Güzelce karıştırıp ocağıma ekleyeceğim. Gerçekten çok pratik, evde olan malzemelerinizle yapabileceğiniz çok lezzetli bir tariftir. Eğer bu şekilde pratik tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten ekonomik ve güzel tarifler yapmaya devam ediyorum. Siz de bunlardan mahrum kalmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın canlarım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Toz şekerini de ekledim. Ocakta kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. Bu ocağa koymadan karıştırmak çok önemli. Ardından o ocağımda pişerken bir yandan da 2 paket petibör bisküvimi bu şekilde kırıyorum arkadaşlar. Un ufak ediyoruz gerçekten tabiri caizse. Bu şekilde kırdıktan sonra bir kaba dolduruyorum. Muhallebim piştikten sonra içerisine dökeceğim. Güzelce kırmanızda fayda var. Güzelce pişmiş olan muhallebimin üzerine bisküvilerimi döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Fırın kabına, kek kalıbına nasıl yapmak isterseniz o şekilde bir kalıp, borcam, tepsi, nereye dökmek isterseniz o şekilde bir kalıp hazırlayın kendinize. Ben kek kalıbına dökmeyi tercih ediyorum. Daha şekilli, şukullu oluyor. Görünümü de, lezzeti de güzel oluyor. Zaten lezzetinden şüphe yok da görünümü de güzel olsun istiyorsanız kek kalıplarınıza koyun. Kek kalıplarınızı koymadan önce yağlar gibi kek kalıplarınızı suyla yağlamış gibi, yani her tarafına suyu sürün. Güzelce harcımı döküyorum. Dolapta en az 2 saat dinlendiriyorum. Ondan sonra servise hazır hale gelmiş oluyor. Gerçekten hem pratik hem çok lezzetli. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler, iyi seyirler.